Merhaba Nesken takipçileri. Merhaba Euro 2016 takipçileri. Herkese merhabalar. Bize dostunuz ki 2 hafta önce Euro 2016 maçları başladı. Ve Türkiye ilk maçı Hırvatistan karşısında 1-0 terk etti, bitirdi. Bu akşamki maçı İspanya karşısında gerçekleşecek. İspanya ile oynayacak. Biz de bir totem yapalım dedik. Ve İspanya maçını birlikte PES 2016 aracılığıyla oynayalım dedik. Ve umarım size keyifli bir seyir sunarız. Umarım İspanya karşısında galibiyet alırız. Maç saat 10'da olacak. Maç başlamadan ben bunu yayınlayacağım. Üzerinden takip edebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu likelamayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Eyler. Evet, İspanya karşısında maçımız başlıyor. Kadromuz klasik bir kadro olacak. Forma düzenini yani değiştirebilirim. Maybelline olsun, karşı tarafta klasik formamız olsun. İspanya ile evinde oynayacağız yani. Home diyoruz. Deplasmandayız diyelim. Kickoff diyerek maça başlıyorum. Evet, bakalım İspanya karşısında nasıl bir mücadele yapacağız. Formalities just about finished. Now the players simply Euro 2016'da kısa sürede bize sundu. Ama bak oynayacağım. It's hard to overlook Gerard Piqué. He should be given a bit more credit after his geldi. Anticipates well. Tam top ayağıma geldi. Posed on the ball and pretty good in the air. That'll all be needed for what's to come here too. Yeah, I must agree. Especially if you have the ability to lead and organize the defense. Ozan Tufan. Hızlı çıkarlarsa tehlike. Ozan Selçuk'un hatası. Affedilemez oldu orada. Karambol var. Hızlı çıkarlarsa tehlike. Arda Turan'ın hatası. Pası. Kademeye giren oyuncu Iniesta. Kaleci çıkmalı, evet. Volkan Babacan çıkıp topa müdahale ediyor. Elle oynadı, hızlı oynadı. Arda'dan önce Iniesta topa müdahale ediyor. Hakan Çalhanoğlu çıkarsa tehlike, hızlı çıkarsa tehlikeli. Hakan Çalhanoğlu dönüyor, ortasını yaptı, vuruyor ama yerinde müdahale. İspanya karşısında Türkiye çok agresif oynuyor. Arda Turan müdahale edemedi topa. Bir dakika, Serdar Aziz ne alaka? Ben Serdar Aziz'i oynatmışım. No, no, no. Line up, yes. Serdar Aziz ne alaka? Mehmet Topal var. Gökhan Gönül yok ya. Neyse, sağlık olsun. Boğal mı? Kaç mı? Hem taş diyor. Serdar Aziz çıkıyor. Mehmet Topal diyor oyuna. Çıkmalılar. Ama öncesinde İspanya oyuncuları müdahale ediyor. Piqué. Juan Fran. Iniesta. Alcacer. Well positioned to make that interception. Now it's Morata. Aaa, ne faal ya. Volkan Babacan uzandı ve aldı topu. Kempan. Yerinde müdahale. Oh, he's come flying in.
Çalhanoğlu. Kaleci çıktı, Casilla. Yerinde müdahale geldi. Banya kaleci Casilla'da. Bu ana kadar İspanya savunması Rus forvetini, santraforunu karşılayabilecek potansiyele sahipti. İspanya şu ana kadar sergilediği futbolda bu maçta pek iyi bir skor çizgiye benzemiyor. Yarıda neler olur bilinmez. İspanya teknik direktörü bakalım ne yapacak bu durum karşısında. Looks to slip it through. Well read, he sorted that out. Iniesta shapes the shoot. Son anda direkten döndü. Belki Tanrı'nın eli diyebileceğimiz bir pozisyon yaşadık az önce. Keeps everyone guessing. A chance to play it in. Kaleci Casillas bir topu daha çeviriyor. İnanılmaz bir başarı. Arda Turan. İnanılmaz, Arda Turan'dan bir gol geliyor İspanya karşısında. Türkiye 1-0 öne geçiyor Arda Turan'ın golüyle. Mükemmel bir kafa, mükemmel bir orta. Arda Turan resmen örümcek ağını alıyor. 90 atakarak kafayla. İnanılmaz bir gol geldi Arda Turan'dan. İspanyol temsilcimiz Arda Turan. Biliyorsunuz ki Barcelona'da oynuyor Arda Turan. Ya örümcek ağ almamıştı. Abartmışım ben. Geçtik. Tekrar izliyoruz. Rafa ve Casillas şey yapamıyor. Türkiye 1-0. İlk yarı bitmeden öne geçiyor. Bu bir büyük bir avantaj Türkiye için. 1-0'lık galibiyet Türkiye için çok önemli. İspanya'da grupta fena gitmiyordu. Eğer bu şekilde devam ederse Türkiye... Ah be. Hakem bir şey yok dedi. Devam dedi. Because at this moment he's just been crowded out and he's not having the impact on the game that he should. Hakem orada pozisyona kırmızı bile çıkarabilirdi. Çok sert bir müdahale geldi Türkiye oyuncusuna. Arda Turan. Arda Turan. Cesc Fabregas. Ve ilk yarı bitiyor hakemin düdüğüyle. Hakemin düdüğüyle. Güzel gidiyor. Bu arada zorluk seviyesi profesyonel arkadaşlar. Kolay da oynamıyorum. İkin olsun. Alırsın onu. Ah be. Oğlan bizim, kızız bizim. Alırsın onu, alamadı. Lokantör'e müdahale etmeye çalışıyor ama olmadı. Burak Yılmaz kademeye girdi. Yine başarısız bir... hakem faul düdüğünü çalıyor ve sakatlık bir söz konusu sanırım. Hakem Bakan Çalhanoğlu'nu uyardı. Bir daha yaparsan kart göstereceğim dedi. Yerdeki oyuncu için göremiyoruz. Evet, yerdeki oyuncu... Afrika. Çokça söz edilen bir oyuncu. Maç başından beri adı en çok geçen oyunculardan biri. Belki de en değerli oyuncu diyebiliriz İspanya için. Sakatlığı umarım önemli bir şey yoktur.
Kantone. Burak Yılmaz. Yan analog gitti ve evet Hakem free kick gösterdi. Kullanan oyuncu Selçuk Şahin olacak. Pardon, heyecan yaptım. Aa, seçemiyorum. Gol hoppa! Arda Turan ikinci golünü atıyor. Free kick'ten mükemmel bir gol geliyor. İnanılmaz bir gol. Mükemmel bir gol. Arda Turan'ın İspanya karşısında adeta coşuyor. Belki Barcelona'da da gitme kararını erteleyebilir bu goller. Arda Turan için belki kariyerinde en önemli golleri attı. İspanya karşısında inanılmaz bir gol. Casillas'ın yapabileceği hiçbir şey yok o pozisyonda. İşte sahne Arda Turan çıkıyor ve golü bu şekilde ağlara gönderiyor. Casillas uzanıyor ama ne mümkün onu çevirmek. Evet, bu golü de seviyoruz. Ve devam ediyoruz. Dakika 55, Arda'nın frikitten attığı gol. İspanya karşısında Türkiye 2-0 öne geçiyor. İnanılmaz bir başarı. Isco. Azbreke oyuna girmiş. Azbreke'de. Abi söyleyemiyorum ama olsun söyleyeceğim. İspanya belki geçen senenin şampiyonuydu biliyorsunuz İspanya. Yanlış hatırlamıyorsam İspanya'dı geçen senenin şampiyonu. Geçen kupanın şampiyonu. Ve şu an baya bir hezimet uğradı. Türkiye karşısında. Volkan Babacan bugün formunda sayın seyirciler. Ona çok iş düşüyor. Yine kapandı analog ya. Kendi kendine niye kapanıyor? Turkey may be thinking about substitutions now. They still have two available. Cotolo with a delicate ball. Dakika 66. Türkiye İspanya karşısındaki galibiyetini günü sürdürüyor. Hala istiyor Türkiye gol atmayı. Ama riske de girmemek gerekiyor. Ve yerde kalan oyuncu hakem devam dedi. Ve 2-1 yapıyor İspanya. Kalemizde golü buluyoruz sayın seyirciler. Fabregas'ın golüyle. Oradaki faul vermedi hakem. Ve sonrasında gelen atak Türkiye'yi gafil alıyor. Burada uzanamadı topa. Burada Fabregas düzgün vuruşla kaleye topu gönderdi. Ve durumu 2-1 yaptı. Kendisinin bir golü, takımın da bir golü. Ve oyuncu değişikliği geliyor. Da Silva oyuna giriyor. Vitolo oyundan çıkıyor sayın seyirciler. İspanya'da değişiklik gerçekleşti. Artık skor oynayacak Türkiye. Zaman oynayacak belki de. Ya da bir gol daha atıp kendini kanıtlamak istiyor. Bir hatalı pas geldi Türkiye'den. Volkan Şen koşuyor. Kademeye girmeye çalışıyor Volkan Şen. Bomboş oyuncu Isco. Hakan Çalhanoğlu hızlı çıkarsa tehlike. Ah, hatalı bir pas. Dediğim yere atamadım. Önünde buldu topu. Önünde buldu. İnanılmaz bir şanssızlık gerçekleşti orada. Evet.
got good distance on that. Gets it upfield. Piqué. Iniesta. Aimed long and direct. Şey yok, bir şey yok. Yok, o golü siz atamazdınız. Açayım sağ ol. Oha be! Açayım, bu da mı faaldir ya? Az önceki var, pozisyonla aynı pozisyona girdik ya. Ah, ayağından açtı. Burak Yılmaz gets into a dangerous position. Iniesta. Turkey are on the verge of a pretty special win, but they've got some hanging on to do here. Now it's Alcacer. Doesn't get the pass he's looking for. Kademeye giren defans oyuncusu ara pasını kesiyor. Yapma be, son dakika gol geldi. Ya inanılmaz bir başarı ya, inanılmaz ya, cidden inanılmaz ya. So all square with almost no time remaining. And that is that. Ya böyle bir şans yok ya. 2-0 geçtiğimiz pozisyonda 2-2 berabere kaldık. İnanılmaz bir başarı. It's all square in the end. How do you sum up what we've witnessed, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the card. So overall, I don't think anyone will be complaining too much. Durum bu arkadaşlar. Tablo bu şekilde. Panya avaraj farkıyla öne geçiyor. Puanlarımız aynı. Ben bu sadece İspanya'yı oynamak için açtım. O yüzden fazla bir şey demeyeceğim. Videoyu beğendiyseniz likelamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.